Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Dark markasının Freezer X94 serisi soğutucularını tanıtacağız. Daha önce sizlere Freezer serisinden X92'yi tanıtmıştık. Led'li fanı vardı. Ee, bu sefer biraz daha kaslı daha güçlü modeli olacak. Freezer X120'ye gidiş yolu olarak düşünebilirsiniz bunu. Soğutucuyu yan çevirdiğimizde 4 adet ısı borusu göreceksiniz. En büyük değişikliklerden biri bu. Diğeri de soğutucuda 2 adet 92 mm fan oluşu. Bu da X92'ye göre bir üst seviyeye çıktığınızı gösteriyor. X94 serisiyle. Yine iki rengimiz var. Kırmızı ve mavi. LED'li fanlarımız var. Dolayısıyla kasamızın içi aynı zamanda aydınlanıyor. Yani hem modifiye etmiş oluyoruz. Daha fazla soğutmuş oluyoruz hem de görsel bir kasamızın içine e, estetik katmış oluyoruz bu sefer doğal fan olduğu belirtilmiş e, 40 CFM hava üfleyen 92 mm fanlardan x 92de daha önce tanıtmıştık e, videomuzun altında onu da bulabilirsiniz daha uygun fiyatlı bir soğutucu arıyorsanız daha düşük TDP değerli 92 milimetrelik fanlardan 2 adet geliyor. 40 CFM hava akımı X92'de de mevcuttu. Bu sefer çarpı 2 olarak düşünün. 2 fanda da 40 CFM hava akımı var. 2 katına çıkmış hava akımımız bulunuyor. 135 milimetre yüksekliğimiz var. Bu da soğutucumuzun Burada gözüktüğü gibi 4 ısı borusu ile beraber kompakt bir boyutta olmasını sağlıyor. Bunun artısı ne? ATX formatındaki tüm kasalarda bu soğutucuyu kullanabilirsiniz. Sadece slim çok ince kasalarda bu soğutucuyu kullanamama gibi bir durumunuz olabilir ama o da dediğimiz gibi çok ince ve özel kasalarda yani her kasada kullanabilirsiniz genel olarak. Intel'in LGA standartında 775, 1151, 1155 ve 1150 soketlerini destekliyor. AMD'de ise en önemlisi yeni güncel işlemcilerden AM4 soket destekliyor. AM3+, Plus, FM1 ve FM2+, Plus destekliyor. 120 Watt'ta TDP değerine sahip bu da soğutucu olarak tüm işlemcilerle neredeyse kullanılabildiğini gösteriyor arkadaşlar. İşlemcinizi seçerken bu TDP değerini de Gözden geçirirsiniz yapacağınız orkula göre kutunun üzerinde de model büyükçe yazıyor zaten ıskalayamazsınız arkadaşlar freezer x94 freezer x94'ün rd olarak geçen modeli kırmızı bl olarak geçen modeli daha önce x92'de tanıttığımız gibi mavi rengi gösteriyor zaten kutularından da anlaşılabiliyor kutumuzun yan tarafında x92'de de olduğu gibi detaylı teknik özellikler var bunlardan bahsettikten sonra kutuyu açıp sizlere detaylı olarak e, ürünü sergileyeceğiz. 800 ve 2000 RPM dönüş hızına sahip fanlarımız. E, PWM ve hidrolik bearing teknolojisine sahip. PWM ile otomatik hız kontrolü olduğunu daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Anakartınızda yaptığınız ayara göre performans ya da sessizlik üzerinden anakarttan gelen dataya göre hızın kontrol edilmesi ve bu sayede otomatik hız kontrolü diyebiliriz. E, fanımızın boyutları 92-92-25 mm. Ve soğutucumuzun boyutu ise 135, 95, 98 milimetre. Bunları da zaten başta bahsettik genel olarak. 340 gramlık orta ağırlıkta diyebileceğimiz bir soğutucu. Şimdi arkadaşlar sözü çok uzatmadan Dark Freezer X94'ü kutusundan çıkaralım. Ve fiziksel özelliklerine yakından bakalım. Kullanıcı kılavuzu ve garanti belgesi geliyor. Intel için oturtucu tablamız geliyor. Termal macun ve bu soğutucu montaj plakasının Intel için gerekli olan bu soğutucu montaj plakasının e, Vidalara geliyor. X92'de de göstermiştik. Dark Freezer X94 soğutucularımızı kutusundan çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi ilk dikkat çeken Freezer X92'de olduğu gibi 92 mm fanlarımızın kanatlarının şeffaf ve içlerinde baloncuk gibi çeşitli bölmelerin oluşu. Bu sayede ledlerden gelen ışık daha estetik bir şekilde kırılıyor ve fanlarınız daha şık gözüküyor karanlıkta ledleriyle çalışırken arkadaşlar. Onun dışında söyleyebileceğimiz soğutucumuzu yan çevirdiğimizde esas fark bariz bir şekilde gözüküyor. İki adet de 192 mm PWM kontrollü fanımız var ve ısı, e, hava transferi görmüş olduğunuz gibi yandan geliyor ve arkadan çıkıyor. E, bu sayede soğutucu ya kasanızın egzoz fanından ya da üst tarafına doğru hızlı bir şekilde ısı transferi yapıyor. Isı boruları da zaten daha önce anlattığımız gibi aradaki bölümde. Soğutucuyu böyle çevirdiğimizde daha belirgin bir şekilde ısı boruları gözükecektir. Çaprazdan görmüş olduğunuz gibi U formundaki bu ısı boruları bir yandan da diğer soğutucumuzu şöyle çevirelim. 4 adet ısı borusunda burada aktif olarak görüyorsunuz. Isı boruları bakır ısı borularımız alüminyum peteğimizin içine doğru U formunda gidiyor. Aynı şekilde tepeden gösterecek olursak soğutucunun tabii ki kanatları arasından şu şekilde görmüş olduğunuz gibi geçerek yukarı kadar ısının iletimini sağlıyor. Yüzey arttırımını sağlıyor. Bu ısı borularının içinde, bakır boruların içinde kimyasal olarak hızlı bir şekilde gaz formuna dönen bir yapı var. Bu da e, tabandan işlemcinin merkezinden yani şuradan doğrudan teması Direct Contact teknolojisi ile aldığı ısıyı hemen içinde gaza döndürüp yukarı doğru iletiyor ve e, alüminyum peteklerde yüzeyini arttırıyor ve fanların da 2x40 CFM hava akımı ve PWM kontrolü sayesinde içinden hızlı bir şekilde hava iletmesiyle soğuyor. Dark Freezer X 94 kimler için diyecek olursak arkadaşlar 135 milimetre yüksekliğiyle e, özellikle ATX formatındaki bütün kasalarda uygulanabildiği için çok pratik bir soğutucu 4 ısı borusuyla ciddi soğutma sağlıyor yani Ryzen 3200 gibi çarpan kilidi olmayan overclock olabilen işlemcilerin overclockunda ya da Intel tarzı e, 1150X dediğimiz 775'te de kullanılabiliyor ama günümüzde 1150X serisi yani 1150 serisi Intel işlemcilerin çarpan kilitli olanlarının en azından soğutmasını arttırmak için çarpan kilitsiz olanlarının ise overclock yapılırken 120 Watt TDP değerine kadar destekleyen ve ciddi etkin soğutma sağlayan bir yandan da iki fanda LED olduğu için karanlıkta da çok şık görünen bir soğutucudan bahsediyoruz. E, PWM kontrolü üzerinden de iki fan tek porttan bağlanıyor. Şurada gösterelim PWM portumuz iki fanımızdan görmüş olduğunuz gibi fanlara gidiyor uçta ise birleşiyor. Bu sayede tek PWM soketinden iki fanınızın da hızını belirlemiş oluyorsunuz. Etkili ve performanslı bir soğutma arıyorsanız X92 ve X90 Freezer serisinin Dark'ın Freezer X90 ve 92'si size bir tık düşük geldiyse Freezer X94 Dark'ın size sunduğu çözüm. Bir üstü de zaten Freezer X120 oluyor arkadaşlar bu soğutucunun. Dolayısıyla etkili bir soğutmayı kompakt boyutlarda istiyorsanız burada gördüğünüz gibi 135 mm boyutlarında istiyorsanız Freezer X94 kaçırılmayacak bir fiyat performans soğutucusu diyebiliriz. Şimdi sözü çok uzatmadan sizleri Dark Freezer X94'ün görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Bazı kullanıcılar bize hemen performans testi yapsaydınız iyi olurdu diyecektir. Videoları sırayla çekiyoruz. Ürünler taze ve yeni geldi, o yüzden ilerleyen dönemde performans videosunu sizlere çekmeye çalışacağız. Şu an için arkadaşlar fiziksel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakacağız. Videomuzun altında bu ürünü bulabilir ve sipariş edebilirsiniz. Yapacağınız siparişlerle bizlere destek verebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, videolarımızı paylaşarak daha fazla seyirciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.